Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda Oppo Reno 2Z'nin parola, şifre, yüz tanıma, bu gibi özellikleri nasıl yaparız arkadaşlar? Onu sizi ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle yüz tanımayı aktif ve kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Her telefon açıldığımızda yüz tanıma kendi kendine açılabiliyor. Bu bazen rahatsız edici olabiliyor. Bazı arkadaşlarımız açılmasını istemiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar ayarlar menüsüne tıklıyoruz. Ayarlar menüsüne girdikten sonra parmak izi, yüz ve parolayı tıklıyoruz buradan arkadaşlar. Kilit ekran parolasını buradan verebiliyorsunuz. Öncelikle hangi parolayı verdiyseniz onu yazın. Buradan parolayı değiştir, tekrar parolanızı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi parola verebilirsiniz. Buradan çıkıyoruz. Buradan parmak izi. Parmak izinizi değiştirmek istiyorsanız öncelikle koymuş olduğunuz şifreyi tekrardan giriyorsunuz. Buradan parmak izi ekleyin. Onu tıklıyorsunuz ve tekrardan parmak izinizi ekliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da silebiliyorsunuz sağ köşede olan kırmızı çöp işaretiyle. Buradan da çıkalım arkadaşlar. Yüz tanıma. Evet arkadaşlar, yüz tanıma önemli. Telefonunuza tıkladığınızda direkt sizin yüzünü algılayarak yüz tanıma yapıyor ve ekran kilidini açıyor. Yüz tanımayı nasıl aktif ve kapalı hale getiririz arkadaşlar. Öncelikle yüz tanımayı tıklayalım. Tekrardan parolamıza girelim. Ve parolaya girdikten sonra şu an benim yüz tanıma kayıtlı olduğu için kaydedildi yazıyor. Buradan silip tekrar yüzünüzü tanımlayabilirsiniz. Kim telefonu kullanıyorsa kendi yüzünü buradan tanımlayabilir arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar çıkalım. Mesela yüz tanımaya tekrar gelelim. Oradan size yüz tanıma, mesela yüz tanımaya geldiğimizde 1, 3, 4, 5, 6 bir şey daha göstereceğim size arkadaşlar. Kaydedildi diyor. Durumu diyor arkadaşlar. Yüz kullanıcı durum diyor. Burada kilit açmada her açılış kilit açmada kapanmada yüz tanıma açılması istiyorsanız bunu aktif hale getiriyorsunuz. Sadece uygulama kilitleri şimdi açık hale getirebiliyorsunuz. Özel kasa diyor arkadaşlar. Burada tekrar parolanı girip özel yerler içinde koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.